Cuma'ya böyle başladık bugün ve hiç vakit kaybetmeden hemencecik telefonumuza bakalım. Bakalım siz ne soruyorsunuz? Bu programın çünkü sahibi ben değil mi sizsiniz? Bu programın üstadı sizsiniz. Siz ne arzu ediyorsanız biz onları sizinle dile getiriyoruz burada. Onun için siz buyurun konuşun, biz dinleyelim. Bildiğimiz kadarınca da acizane cevap vermeye çalışalım. Alo. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, programımıza hoş geldiniz efendim. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Size de iyi cumalar dilerim. Buyurun efendim, buyurunuz. Allah rahmeti, bereketi üzerine olsun inşallah. Sizin de üzerinize olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah, benim size bir sorum olacak. Buyurunuz tabii. 8 sene oldu kendi annem ve kayınvalidem öleli. Bir senede oldu kayınpederim öleli. Her akşam 8 senedir annemi, kayınvalidemi hepsini her akşam rüyamda görüyorum ve sabah kalkınca etkisinde kalıyorum, yorgun kalkıyorum. Bu acaba neden, sana sormak istiyorum bunu ben. Çok merak ediyorum. Peki anneniz tabii ki annenizle mutlaka aranız çok iyiymiştir. Kayınvalidenizle aranız iyi miydi? Ondan da çok iyiydi. Aynı bir anne kız gibiydik. O da aniden öldü. Hatta ölüsüne gittik. Kalp krizi geçirdi. Nur içinde yatsın inşallah. Allah rahmet eylesin. Çok sene beraber durduk. Çok sene de iyi geçindik. Çok mu düşünüyorsun? Çok mu düşünüyorsun onları? Bütün gün Kur'an okuyorum, hatim bağışlıyorum ama artık yorgun kalkıyorum diyorum, hani ne istiyorsanız söyleyin bari de onu size hani göndereyim. Kur'an mı istiyorsunuz? Gene gönderiyorum ama yine de görüyorum. Her akşam buna kimse inanmaz. Her akşam. Yani tabii sizin rüyanıza gelmesi onların kendi isteğiyle ve iradesiyle olan bir şey değildir. Evet. Çünkü o alemin idaresi ve bu alemin idaresi Allah'ın elindedir. Orada muhtemel size gösteriliyordur. Sizden ibadetinizin, iyiliklerinizin devamı isteniyordur muhtemel. Çünkü sen onlara okudukça bacı, annene ve kayınvalidene ve annene okudukça o okuduklarının aynısı senin için de yazılıyor. Ve senin tabii ki sevabın günden güne çoğalıyor, katlanıyor böyle kar topu gibi çoğalıyor. Allah seni sevdiği için sana gösteriyor belki. Belki diyorum tabii. Gerçeğini Allah bilir. Hocam konumu, komşumu da mesela bütün akrabaları herkes görüyorum ya. Bütün gece onlarla uğraşıyorum ben. Allah sana hayırlı ömürler versin. Bazen insanların irşadı böyle olabilir. Senin irşadın ölüleri görmekle oluyor demek ki. Senin yapmam lazım. Senin acaba, hocam, hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şey yapma. Yani hiçbir şey yapma derken yani ekstra bir şey yapmana gerek yok. O yatarken Allah'ın 99 ismini oku ve ya Rabbi bana gücümün yettiğini göster, gücümün yetmediğini gösterme diye dua et. Arzu ettiğini görürsün, arzu etmediğini görmesin inşallah. İnşallah. Hocam bir de bir sorum daha var. Ben rüyamda gece çok uçuyorum. Bir yerlere gidiyorum mesela, dış memleketlere gidiyorum. Ya anlatamam, her yere gidiyorum rüyamda. Uçuyorum böyle bir nevi ama hiç düşmüyorum. İşte o kadar meşgul olsan Kur'an'la düşmezsin. Niye düşesin? Değil mi? Yükseliyorsun. İnşallah. Yükseliyorsun inşallah. Amellerin yükseliyor. Yükselen sen değilsin de amellerindir işte.